Ya sabahtan beri odun toplamaktan ciğerim soldu ya. Öldüm bittim ben ya. Şu kadarcık vücudumla o kadar çok şey topluyorum ki. Neymiş efendim kendi evimi yapacak yapacakmışım. Yapacağım tabii ki de size mi soracağım yani. O Diego nerede o Diego? Diego neredesin? Çık dışarı benden korktuğunu çok iyi biliyorum. Bir sürü odun topladım baksanıza. Soyulmuş huş ağacı topladım. Şimdi ben bunları topladım. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın tam şuranın üzerine işte Diego. Hey Diego benim evimin oralarında gezme. Kaç git zaten minicik bir şeye dönüşmüştü. Şimdi bakın burada buranın üzerine ben kendi tipimle beraber kendi evimi yapacağım tamam mı? Çok yakışıklı bir evim olacak. Aynı bu suratım ağzımın içinden devimin de içine gireceğim tamamen bir ev projesi yapıyorum şu anda tamam mı tam bir ev projesi yapacağım beni takip et şimdi bak şimdi öncelikle evime benim başlayabilmem için şuranın tepesine kadar bir çıkmam gerekiyor oranın tepesine nasıl çıkacaktım şaşırdım şu anda bir dakika şuradan şöyle bir yol yapayım kafamı tam olarak buraya oturtmam gerekiyor tamam mı şimdi boynum ağzımın yanlarından böyle bak yakından ağzımı göstereyim size bakın ağzımın anlarından böyle bir boynum çıkıyor benim Orada ağzım var. Tamam, anlaştım. Şimdi yapacağım. Bak, bu benim ee, boynum olacak. Tamam mı? Bu da böyle böyle. Bu da benim boynum. Böyle bir boyun yapacağım işte. Boynu yaptıktan sonra ya şu anda ben bir e, şey yapabilir miyim? Birazcık hile kullanıp game moda geçsem ne olur ya bak. Ama ben survival oynarken kesinlikle zaten bunları kullanmıyorum. Şu an sadece kendi suratımı yapacağım için yapıyorum. Bakın bu boynum. Boynum böyle yukarı çıktıktan sonra şimdi şu pembişle beraber kendi dudaklarımı yapacağım. Bakın şimdi. Dudağım. Oh bakın. Aynı benim çözlerim gibi oldu. Şimdi bu tarafa da yapıyorum bak. Bakalım beğenecek misiniz? Bu arada beğenenler lütfen yorumlara yazsınlar beğendiklerini. Ben onların yorumlarına kalp atacağım. İşte size sit kafası. Bakın. Bence be yani oldu bence. İşte benim mimari deham ve çok mükemmel şeyim böyle oluyor. Şimdi ben bunu nasıl bir eve dönüştüreceğim biliyor musunuz? Buraya şöyle bunlardan bakın şimdi bu değil bak bu. Şöyle buraya kendime merdiven yapacağım tamam mı? Bu merdiven sayesinde kendi ağzımın içerisinden evimin ta içi tarafına kadar gireceğim bakın tamam. Şimdi buradan artık bak tam şu üst dişimle alt dişimin tam arasından evimin içine artıkın girebilirim. Evet. Şimdi bunu yaptıktan sonra tabi evimin tabanını birazcık böyle genişletmem gerekiyor çünkü koca kafalı bir sit olduğum için ben e, kafamın içinin de birazcık büyük. Çünkü ben bu evin içine sığacağım tabi hala sığmaya çalışıyorum. Bakın şimdi çok dütel oluyor ya tam benim kafamın girdiği bir ev. Bence koca bir buz devrinde hiç böyle bir ev bulmamışsınızdır görmemişsinizdir bence. Buralara da birazcık kat çıkar da. Yani teras katı falan yapabilirim ben burada kendim için istersem. Evet evimin etrafını şu anda bitirdim çocukla. Bakın şimdi dikkatli bakın. Tam benim kafamın böyle yerlerine göre bir şekil yaptım burada. Şimdi şurayı da böyle kapattığım zaman Tam anlamıyla evimin bütün detaylarının dış görünümünün her bir tarafını bitirmiş oluyorum. Bu muhteşem mimari zekamı lütfen aşağıda yorumlarda tebrik etmeyi ve likelamayı unutmayın. İşte benim kafam. Bakın bir de tabii zemini yapacağım içine girdikten sonra. Buradan böyle o. ağzımın içinden. Perak etme ağzım çok temiz kokar benim. Ağzım çok temizdir yani. Şimdi zemini yapıyorum. Evet gördüğünüz gibi evimin içini de bitirdim. Bence çok tatlı bir ev oldu. Baksana da şuna. Kendi kafamdan ev yaptım. Bu köydeki hiç kimse böyle bir ev yapmamıştır yani. Diego şu benim evime pardon. Sen men ya. beni şu benim evime bir baksana. Çok güzel olmuş mu? Beğendin mi? Bir bak ne olursun. Şu güzelliğe bir bakar mısın? Köyünüz çağ atladı çağ. Bence dünyanın en güzel köyü oldu benim kafam sayesinde. Ne dersin sen de güzel olmuş mu? Tabi tabi çok güzel olmuş yani. Bakayım şöyle bir. Ha, evet. Çok zeki olduğu için e, senin evin de çok tipsiz olmuş. Ne bir tip konuşuyorsun sen ya? Ne demek benim kafam için olduğunda çok tipsiz olmuşmuş? Kıskanıyorsun. Seni kafanı yapsak seni kafandan içeri bile gilemeyiz biz. Çünkü kafanın içinde küçücük bir beynin var. Bence ondan dolayı. Benim çünkü kafamın içinde çok büyük bir beyin var. Kıskanır siz kıskanın. Evet. Evimin içerisini de bu şekilde yaptım. Şimdi hilemizi kapatabiliriz yani şimdi. Hilemizi çok zeki olduğum için hemen hilemi de kapattım. Tabi akşam oldu şu anda. Çok yanlış bir zamanda hilemi kapattım. Keşke gündüz yapsaydım da gündüz kapatsaydım bunu ya. Bence bu sonraki bölümde bu evimin içine eşyalar falan koymaya başlayacağım. Tamam mı çocuklar? Bence çok güzel bir ev oldu. Bir bakın. Zombiler gelip beni yemeden hemen şu evimin her bir tarafından bir bakın. Çok güzel bir ev oldu bence. Ben de seni likelayın. Serinin devamını istiyorsanız bir 500 tane like atarsınız artık değil mi? 500 tane like da ne olur ya? Hiçbir şey olmaz. Bakayım evime. Yemin ediyorum çok güzel oldu. Bir bakın şimdi. Of be. Of be. Mükemmel bir ev yaptım. Beni tebrik edin. Likelayın. Ve görüşmek üzere.